Merhaba, Tarçın Tadında'ya hoş geldiniz. Bugün mutfakta sık karşılaştığımız birkaç sorundan bahsedeceğim ve onları çözmek için neler yapabileceğimizi anlatacağım. Başlamadan önce bana destek olmak için, video çekmek için gereken enerjiyi bana yollamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin zilini açmayı lütfen unutmayın. Sıradaki konu bir sorun değil aslında, bir öneri. Biliyorsunuz kızartma sağlığımız için çok yararlı bir pişirme yöntemi değil. Ben de çok uzun zamandır evde kızartma yapmıyorum. Yani derin yağda kızartmayı pek tercih etmiyoruz özellikle sebzeler için. Çok lezzetli oluyor muhakkak ama bunu kullanmıyoruz. Buna alternatif neler yapabiliriz onu anlatmak istiyorum size. Öncelikle her tür kızartılmış sebzeyi aslında şöyle zeytinyağı ile harmanlayarak 200 dereceye ayarladığınız fırında çok rahatlıkla kızartabilirsiniz. Bunun tarifi hatta kanalda fırında karışık sebze kızartma olarak aratabilirsiniz o videoyu kanalda. Mesela karnıyarık mutlaka patlıcanları kızartarak yaptığımız bir yemektir. Ben onun yerine patlıcanların üzerine fırçayla yağ sürüyorum. Patlıcanları o şekilde fırında yine 200 derecede bir yarım saat kadar pişiriyorum ve sonrasında karnıyarığı hazırlıyorum. İnanın o da aynı lezzette oluyor. Hiçbir şey fark etmiyor. Bir de evlerde çok sevdiğimiz ve hani bizim evde de neredeyse hiç eksik olmuyor patates kızartması konusu var. Patates kızartmasını yaklaşık 10 senedir patatesleri dilimleyerek onları şöyle bolca bir zeytinyağı ile yağlayıp fırın tepsisine yayarak yapıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey patateslerin fazla üst üste gelmemesi. Yine 200 derecede pişiriyorum ve eğer iyi kalitede kızartmalık patates kullanırsanız tamamen derin yağda kızarttığımız patatesten hiçbir farkı olmuyor. Onu garanti ederim size. Zaten kızartmalık olmayan patatesi derin yağda da kızarsanız o yine yumuşak olur. Bir diğer pişirme metodu da biber kızartması. Özellikle şu an yaz mevsimindeyiz ve çıtır çıtır minik sivri biberler var ve biber kızartması böyle domates sosuyla hepimizin çok hoşuna giden bir şey. Teflon tavaya çok hafif bir yağ koyuyorum ve biberleri de şöyle şu boyutlarda doğradıktan sonra o yağla birlikte hafif çeviriyorum ve kapağını kapatıyorum. Orada yine aynı sanki derin yağda kızartmışız gibi biberler kızarıyorlar. Zaten eğer ana malzeme lezzetliyse çıkan ürün mutlaka lezzetli oluyor. Öyle de enfes bir kahvaltılık biber kızartması yapabiliyoruz. Bugün sizlere mutfakta sıkça karşılaştığımız sorunlarda neler yapabileceğimizi anlattım. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin zilini açmayı lütfen unutmayın. Tarçın Tadında yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.